kapalı çarşının bir sürü kapısı var İstanbul'da, evet, biliyorsunuz. Beyazıt tarafındaki kapısının üstünde şöyle yazar: El-Kasibu Habibullah yazar. Yani helalinden kazanan Allah'ın sevgili kulu. Amin. İmam Muhammed'e, İmam Muhammed, İmam Ebu Hanife'nin iki tane büyük öğrencisinden birisi. Evet. Ve Hanefi mezhebinin varlığında, bugüne kadar gelmesinde en büyük katkı onundur yazdığı kitaplarla. İmam Muhammed'e diyorlar ki, neden zühdle, takvalıkla ilgili bir kitap yazmadın? Nefis terbiyesiyle ilgili bir kitap yazmadın. O da diyor ki, ben Kitabül Buyu'u yazdım. Yani borçlar hukuku. Neden? Cennete girmenin onda biri takvalık, onda dokuzu helal haram yemekten geçer de ondan. Dolayısıyla çok güzel hocam. Hazreti Ömer'in yine bir sözü var. La yagurrannekum tantanatu raculin fi salatihi ve savmihi velakin unzuru ila dirhemihi ve dinarihi. İnsanların namazındaki, orucundaki patırtısı, tantanası, şamatası sizi aldatmasın. Altınla, gümüşle oynarken dürüstlüğü belli olur. Anlatabildim mi? Çok, çok güzel, önemli. Çok dolayısıyla güzel. Helal yemek, hatta şüphelilerden, bunu zaman zaman dile getiriyorum, Şah-ı Nakşibend Hazretleri müritlerine diyor ki, bir eve misafir olduğunuz zaman şayet evin hanımının sizi ağırlamaktan hoşnut olmadığını hissederseniz o evde ikram edilen hiçbir şeyi yemeyin. Neden? Çünkü isteksizce hazırlanmış bir ikram vücudunuza girdiği zaman ibadet zevkinizi alır. Allah'a kulluk muhabbetinize engel olur. Bu helal ve şüpheli olan, Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri helalin bile tayyip olanından bahseder. Helalen tayyibe, her helal olur ama tayyip olanı tercih etmek gerekiyor. Anlatabildim mi? Çok dolayısıyla güzel. Alışveriş, helal lokma, helal kazanç çok önemli. İnsanları İslam'ı sevdirmek için bir sürü şey yapıyoruz. Bir sürü projeler yapıyoruz. Bir sürü etkinlikler yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Cenab-ı Hak diyor ki, önce doğru evlilik yapacaksınız, sonra helal kazanacaksınız.